Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, mahalle gezileri kapsamında Akevler Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Kimyeci, Antakya Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan toplantıda Akevler Mahallesi Muhtarı söz alarak Başkan Kimyeci'ye teşekkür etti. Şehit İrfan Fansa Sokak yapıldı. Bir de burası yapıldı. Şurası işte burası Şehit İrfan Fansa Sokak. Dördüncü sokak ihalesi verildi. Üçüncü sokağın da ihalesi verildi. Yamalar yapıldı. Kaldırımlar dediğim yerlerde de kaldırımlar yapıldı. Daha işte güzel bir temizlik yapılıyor. Sağ olsunlar. Temizlikten de memnunuz. İlaçlama yaz geldiği için ilaçlamalar da yapılıyor. Ondan sonra mahallemizdeki durumu iyi olmayan kişilerin okuma için dershane kursları açıldı. Onlara da talep çok oluyor. Çünkü buradan ben ikametgah veriyorum. Sağ olsunlar şimdiden Ramazanlığı düşünerek fakir fukaramlarımıza birer durumu iyi olmayanlara fakirlik kağıdıyla gidip müracaat ediyorlar. Bu müracaat neticesinde inşallah Ramazan'da da bunlara birer paket verilecek. Şu andaki aklıma gelen şu, mesela benim şu sokak 12 yıllık muhtarım. Uğraştım yapamadım. Sağ olsun İsmail Bey bu işi halletti. Vatandaşımız da bunlardan da çok memnun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kıymetli muhtarım, değerli muhtar azalarım, değerli büyüklerim, öncelikli olarak bizlere üstün kabul gösterdiğiniz için şahsım, teşkilatım ve bütün Antakya Belediyesi ailesi adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sevgiler getirdiniz. Bizler tabii daha önce de Akaryat mahallemize geldi, muhtarımız, azalarımız, büyüklerimizle konuştuk. Acil hizmetlerle ilgili bizleri bilgilendirdiler. Hızlı bir şekilde onlar programımızı aldık, ihalelerini yaptık ve muhtarımızın bahsettiği yolların parke taşı yapılmasıyla tertemiz pırıl pırıl hale gelmesi konusunda mesafe kat ettik. İlaveten programı alıp kısa bir zamanda bitireceğimiz diğer sokaklarımızda hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Evet. Aynı şekilde muhtarımızın bahsettiği Akaryer mahallemizle ilgili özellikle betonsan evlerin etrafında bu siteye ait ama milletinin malı olan park ve bahçelerle ilgili bir el atmamızı talep etti. Onu da mümkün olan ilk fırsatta inşallah yağmurlar, çamurlar geride kaldı. Toprağa ilişkin işlerimizi daha hızlı yapabiliyoruz. Evet. Hızlı bir şekilde gelip buradaki bu park ve bahçelerimizi yapacağız. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Evet. Burayı da budamasını, elden geçirmesini, yeni boyun grupları, spor aletleri, yani bu mevcut parkları Allah'ın izniyle ayağa kaldıracağız. İnşallah. O konuda çelişeniz olmasın. Biz ekibimizle beraber milletimizin bizden beklediği bütün bu hizmetleri yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. 2014 yılında 250 bin metrekare parke taşı döşedik, bitirdik. Evet. Gene yol tamirinde 2000 kamyon, yaklaşık 20 bin ton asfalt malzeme kullandık. Bu yıl 3000 kamyon, yani 30 bin ton asfalt malzeme kullanacağız. Yolların bakımından, onarımından. Şehir merkezinden ilaveten 95 tane parkımız var. Bunların tamirini yapan konusunda bir mesafe aldık. Ama hepsini daha bitiremedik. Bu kapsamda akarlarımızdaki beton san parklarımızda hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ayrıca imarda park yeri gözüküp de yerinde yapılmayan yerler var, mezberelik halde bıraktılar. Onlar da bir uçtan yeni parkta yapıyoruz. İşte ağaçlandırıyoruz onları, turunç bir ağaçlarında. Banklar, ot koyuyoruz, su kutuları koyuyoruz, aydınlatma sistemleri yapıyoruz. Spor evetleri, oyun grupları ve çınar ağaçları da dikmek suretiyle çok güzel bir hale getirmek için var gücümüze gayret ediyoruz. Yine kentsel dönüşüm uygulaması yaptık. Bakanlığın bize verdiği yetkiyle 3 Kasım 2014 ihalesini yaptık. Şu anda bir ihalede 4 safha var. Birinci safhayı bitirdik. 1412 evde, binada
tespitler yapıldı. Değer tespiti, enkaz tespiti, ondan sonra mülkiyet tespitleri yapıldı. Ve bunlarla ilişkin toplam 4500 tane bir daire söz konusu ve bu daireler içerisinde biz yeni bir mahalleyi tanzim edeceğiz. Ve diğer mahallelerimizi de inşallah yansıtacağız. Bu hizmetlerimize ilişkin ayrıca sosyal belediyecilik kapsamında da faaliyetlerimiz var. Bunlardan bir tanesi eğitim çalışması. 8. sınıf 900 talebeye, aynı şekilde 100 tane üniversite sınavına hazırlanan öğrenci olmak üzere 1000 öğrencimize kurs veriyoruz ücretsiz. 25 tane servis arabası, 19 yardımcı personel, 22 tane uzman öğretmenimizle bunları yapıyoruz. Önümüzde Haziran ayının 22'sini müteakip başlayacak 3. eğitim öğretim dönemi dediğimiz dönemde 3300 insanımıza kurs vereceğiz. Bunun 1500 tanesi üniversite sınavına hazırlananlar için, 1500 tanesi 8. sınıf talebesi DEOK sınavlarına hazırlık, 100 tanesi 5. sınıf yani 4'ü bitirip 5'e geçenlere temel İngilizce, temel Türkçe ve temel matematik konusunda kurs vereceğiz. Gene 100 tane yetişkin büyüğümüze pratik İngilizce dersi vereceğiz. Gene 100 kardeşimize de güzel Türkçe konuşma konusunda kurslar vereceğiz. Böylece 3200 kardeşimize bu yaz döneminde kurs programına aldık. Sosyal belediyecilik kapsamında şu an itibariyle bizde Antakya merkezde 41 mahallemizden gelen 500 ailemiz var. Evinde temizlik ve bakımını yapıyoruz. İkişer hanım gönderiyoruz. Düşkün, muhtaç büyüklerimizin evindeki temizliğin bakımını yapıyoruz. Koltuklar siliniyor, yerler, halılar silinip süpürülüyor. Perdeleri aynı şekilde yıkanıyor. Eğer evde makine varsa deterjanı biz de evinde yıkayıp hemen asıyoruz. Eğer yoksa perdesini ayrı, çamaşırlar ne kadar kedi varsa alıyoruz. Bir tane çamaşırhane oluşturduk. Orada her aileninkini ayrı ayrı yıkıyoruz. Daha sonra kurutma makinesinde kurutuyoruz. Sonra terzimiz tek tek bütün çamaşırları elden geçiriyor. Çekik kirtik varsa dikiliyor. Son sistem buharlı ütülerle ütüleyip gönderiyoruz paket yapıp kuryeyle evlere gönderiyoruz. Yetmez diyoruz, bir de büyüklerimizin gücü kuvveti yok. Dışarı çıkamıyor çarşıya, pazara. Bu açıdan eve kuaför gönderiyoruz. Bay baya saç kesimi yaptırıyoruz ihtiyaç olan isteyenlere. Aynı zamanda sakal tıraşı da yapıyoruz. Nasıl güzel bir proje değil mi? Bunu yapıyoruz. 500 aile. Şimdi Antakya'mızın 41 mahallesinde yaptığımız bu çalışmayı 54 mahallemiz olan, eskiden köy olan 42 mahalle, belde olan 12 mahalleye de, 54 mahalleye de ayrı bir takım oluşturuyoruz. Onları da aynı bu hizmeti fazlasıyla yapalım istiyoruz. Yine bununla beraber eğitim konusunda en önemsediğimiz konu çocuklarımızı kötü arkadaş ve kötü ilişkilerden uzaklaştırmak için spor kursları veriyoruz. 280 öğrencimize atasporu, güreşimizi, ava güreşini, karate ve değişik branşlarında kurs veriyoruz, basketbol kursu veriyoruz. Gene sanat kursları veriyoruz. Sadece parası olanlara değil, ben bu işi yapmak istiyorum diye bütün çocuklarımıza bir sınırlama getirmeksizin her biri konusunda uzman öğretmenlerle keman kursu, gitar kursu, bağlama çalma, ney üfleme kursu, resim sanatı kursu, mozaik taşıyla resim yapma kursu, buna benzer kurslar veriyoruz. Bunları yapıyoruz. Yine bir sosyal belediyecilik kapsamında 1000 hanım bacımıza Antakya'mızın 7 tane en güzel salonunu kiraladı. Ücretini biz ödüyoruz. Bayan beden eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde onlara spor yaptırıyoruz. Fitness, aerobik, pilates, buna benzer haftanın 3 günü spor yaptırıyoruz. Fazla kilolardan kurtarıp sağlıklı bir yaşamda bizim de çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Buna ilaveten gene ibadethane temizliğini en önce başlattığımız projelerden biri. Şu anda 183 tane camimiz, 30 tane türbe ve ziyaretimizi, 22 tane Kur'an kursumuzu, 3 tane kilise, 1 tane havra
toplam 239 adet ibadethaneye daha önce baştan ayda birdi. Şimdi her geçen gün daha temiz bulduğumuz için her 15 günde bir temizliyoruz. Bizim yaptığımız bu güzel çalışmayı örnek alan ve bize de gel, bize de gel diyen Defne ilçemizdeki camilerimizi, Samandağ ilçemizdeki camilerimizi ilçe müftülerimizin arzu ve isteği üzere temizliyoruz. Bu şekilde hizmet alanımızı her geçen gün arttırıyoruz. Yeter mi? Yetmez dedik. Bir de iki tane büyük mesire ve piknik alanı planlaması projesine bitirdik. Şimdi uygulama safhasına kısa bir zamanda geçeceğiz. Kisecik mahallemizde, eski Kisecik köyümüzde hatırlarsanız bir acı su var. Böbrek taşlarına iyi gelen, sapra kesesi taşlarına iyi gelen şifalı bir su. Onun etrafında 30 bin metrekarelik bir peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. Piknik ve mesire alanı haline getiriyoruz. Ailelerimizin arabasıyla gelebileceği, çoluk çocuğunun rahatça orman içinde oynayabileceği çok güzel. İnsanın bütün ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekan haline getiriyoruz. İkincisini de Serinyol mahallemizde Tahtaköprü köyümüze bağlı Yıldırım Deresi mevkiinde 400 dönüm bir alanın içinde 120 dönümünü birinci etapta biraz önce saydım içinde ahşap bungalov ev tabir edilen evler de yaparak arzu eden büyüklerimize, ailelere orada iki gün, üç gün, beş gün istirahat edebilecekleri, orman içinde böyle biraz dinlenebilecekleri bir hizmet sunacağız. Orada restoranlar, kafeteryalar, aynı zamanda minik hayvanat bahçesi yapıp çocuklarımıza koşup oynayacakları oyun sahalarda yapacağız. Bunlar da inşallah sezon içerisinde bitireceğiz. Bu yıl içerisinde bitirip üretimimizi sunacağız. Daha birçok proje var. Antakya Belediyesi internet televizyonunu kurdu. Meclis toplantılarımızı canlı olarak yayınlıyoruz. antakyabelediye.tv internet adresi üzerinde. Gene Antakya Belediyesi'nin Twitter, Facebook sistemlerini kurdu. Başkan olarak İsmail Kimyeci, Facebook, Twitter, beğeni sayfaları mevcut. Bunları anlatıyorum. Bazen bir isteğiniz, bir arzunuz, ilaveten rahatsız olduğunuz bir durum olabilir. Oradan elektronik ortamda da her an iletişim kurulabilsin diye bu sistemleri oluşturduk, takibini yaptınız. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde muhtarımıza, azalarımıza, büyüklerimize bizler üstünü kabul gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Her yerde 95 mahallede çalışıyoruz çok ama akrabiler Aharlı'ndan başlıyor. Antakya'mızın en büyük mahallelerinden bir tanesi. Sizden memnunuz başkanım.